Bayanlar beyler merhabalar. Öncelikle BMC'nin Türk malı olup olmadığıyla alakalı birkaç bilgi vereceğim sizlere. Açılmış adı British Motors Company olan BMC, Türkiye'nin ilk ciddi otomotiv yatırımıydı. 1964 yılında İzmir'de Ergün Özakat tarafından kurulmuştu bu firma. Firma Türk-İngiliz ortaklığıyla ilk sermayesinin %26'sı İngilizler üstlenip %74'ü Özakat ailesindeydi. BMC İzmir'deki üretimini önce 1952 ve 1966 yılları arasında İngiltere'de faaliyet göstermiştir. 1966'da Leyland ismiyle TM serisi kamyonlara ilk üretimini başladı. Hatırlarsanız Al Yazmalı filminde bu kamyonlar hayal edilen iyi kamyonlar olarak gösterilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'in 1971'de Türkiye ziyaretinde uğradığı BMC, Austin, Morris markalarıyla kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretiyordu. Biliyorsunuz ki açılışında bir kurdale kesimi de gerçekleşti burada. Gelişinden hemen sonra 1973 yılında Türkiye'nin ilk otomotiv döküm hanesi BMC'nin bünyesinde kuruldu böylelikle. 1974'te Türkiye'de ilk dizel motor üretimine başlanıldı. 1976 yılında Ege bölgesindeki ilk çıraklık eğitim merkezi BMC bünyesinde açıldı. Ve fabrikada bildiğiniz üzere İzmir'de gerçekleşti açılımı. 1986 yılında ilk turbo motorlu araçlar Fatih serisi kamyonların üretimine başlanıldı ve Cummins Engine Company ile lisans anlaşması imzalandı ve daha sonra üretim bandına Volvo'yu eklediler. Daha sonra Cummins Engine Company ile birlikte Cummins motorlu Fatih kamyonlarını ürettiler. Türkiye'nin tek, dünyanın 4 büyük kamyon üreticisinden biri olan BMC, başlangıçta 174 miktarında yerli sermayeye sahip iken, bu oran 1989 yılında şirketin hem İngilizlerdeki hem de Özkanat ailesindeki hisselerini Mehmet Emin Karaümmet'in Çukurova Holding'i satın aldı. Böylelikle firma 1989 yılından itibaren gelecek üretimlerini fikri, sınai ve mülkiyetin milli bir firmaya geçmiş oluyor. 1990'larda MD serisi hafif ticari araç üretimine başlandı. BMC dolmuşlarını, otobüslerini her zaman görmüşüzdür zaten sokaklarda. Hemen bir yıl sonra 1991 yılında ilk defa Türk otomotiv şirketi ISO 9001 kalite belgesi aldı. 5 yıl sonra 1996 yılında tüm hakları ve mülkiyeti bir Türk firmasına ait olan %100 yerli ilk kamyon olan profesyonel serisi üretildi. Hemen bunun akabinde 2 yıl sonra 1998 yılında BMC Avrupa'ya ihracat yapan ilk Türk ticari araç üreticisi oldu. 1999 yılında ise üretim yelpazesi genişledi. Silahlı kuvvetler için zırhlı araçlar yapmaya başladı. Belediyeler için belediye otobüsleri ve bunların arkasına 2004 yılında tüm hakları ve mülkiyeti bir Türk firmasına ait olan hafif ticari araç Megastar'ı üretti. 2010 yılına kadar BMC Çukurova Holding himayesinde istikrarlı bir dönem yaşamıştı. Sürekli yükselen bir grafik çiziyordu. Ta ki 2013 yılına kadar. 2013 yılında bildiğimiz üzere borç davası sebebiyle Çukurova Holding'in birçok şirketine el konuldu. Bunların içerisinde BMC de vardı. Kısa süre sonra TMSF elindeyken bu firma 2014 yılında yapılan ihaleyle Ethem Sancağı'ya satılmıştır bu firma. Firma şu anda 55. yılında fikri ve sınai mülkiyeti bir Türk firmasına ait ve yaptığı bütün ürünlere hiçbir telif hakkı ödememektedir. Gelin isterseniz birlikte şimdi yeni üretilen pick-up'ı inceleyelim.